Merhabalar, ben Sıtı Melekşehir'inden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayın kahvenin yanına çok yakışan kozalak tatlısı tarifiyle geldim. Yapımı da oldukça kolay ve çok az malzemeli oluyor. İlk önce şöyle tavamıza 3 yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. Bunu şöyle kenara alayım, daha sonra diğer malzemelerimi anlatacağım. Şöyle 250 gram kadar mısır gevreğim var. Bu tuzlu oluyor. Daha doğrusu hiç tadı yok. Ne tuzu var ne şekeri var. Kıtır kıtır çok güzel. Yakışıyor. Mutlaka da denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle 5 adet çikolatam var. Bunu siz Türkiye'dekiler metro ile yapabilirsiniz. Bizim burada Mars en yakın çikolata olduğu için ben Mars tercih ediyorum. Karamelli oluyor. Şöyle göstereyim. Gücüm yeterse. Böyle içinde karamel oluyor. En yakın metro oluyor. Bunları bir açayım. Bunları küçük küçük doğramam gerekiyor. 5 tane çikolata kullanıyorum. Bunları önce şöyle bir küçük küçük doğrayayım. Bu şekilde doğradığınız zaman erimesi çok daha kolay oluyor. O yüzden böyle küçük küçük doğramak iyi oluyor. Hadi yapımına geçelim. Tamam, ocağıma koydum. İlk önce yağımızı eritelim. Yağımızı erittikten sonra da doğramış olduğumuz çikolatalarımızı koyalım ve daha sonra da çikolatalarımızı eritelim. Çikolatalarımız tamamen eridikten sonra da 3 yemek kaşığı da süzme bal ekliyoruz. İyice karıştırdıktan sonra da hiç zaman kaybetmeden hemen ocağımızı kapatacağız. Daha sonra da hazırlamış olduğumuz mısır gevreğimizi ekleyeceğiz. Ocağımı kapatıyorum. Karıştıralım. İyice karıştırdım. Şimdi hiç zaman kaybetmeden ister fincan isterseniz de kaselere doldurduktan sonra ters çevirmemiz gerekiyor. İsterseniz Türk fincanı kullanabilirsiniz. İsterseniz benim gibi kase kullanabilirsiniz. Benim fincanım pek kalmamış. O yüzden kaselere koyacağım. Koyduktan sonra şöyle birazcık bastırın. Daha sonra da hemen ters çevirin. Kaseleri ıslamanıza gerek yok. İsterseniz böyle müfin kaplarına da koyabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Ya da en basitinden böyle bir yağlı kase serersiniz.
Şöyle kaşıklanarak bu şekilde de şekil verebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kalanları ben bu şekilde yağlı kağıt üzerine kaşığımla aralıklarla koydum. Bu şekilde donduracağım. Diğerlerini de bu şekilde bir kısmını kaseye koydum. Bir kısmını da muffin kalıplarına koydum. İsterseniz fincanlara da koyabilirsiniz. Hiç zaman kaybetmeden bunları kaldıralım. Daha sonra da oda ısısında yarım saate kadar hazır oluyor. Gerçekten çıtır çıtır da muhteşem oluyor. Mutlaka da tavsiye ederim. Buna birazcık yapışmış. Bunu ben hemen düzelteyim. Aslında şeklinin gerçekten hiç ama hiç önemi yok. Lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka da tavsiye ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi yapımı da hiç ama hiç zor değil. Şimdi oda ısısında yarım saat dinlenmeye bırakacağım. Daha sonra da sizlere nasıl olduğunu göstereceğim. Yarım saat dinlendirdim. Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten muhteşem oluyor. Mutlaka da deneyin. Yapımı oldukça kolay. Lezzet olarak da gerçekten garantisini veriyorum. Atıştırmalık çayın kahvenin yanına çok ama çok güzel gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde donuyor. Yemesi de çıtır çıtır muhteşem oluyor. Gerçekten tavsiye ediyorum. Çok ama çok güzel oluyor. Bugün de bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen bana destek olmak için videomu izledikten sonra beğeni ve kısa da olsa yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirim zilini açmayı unutmayın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.